Çocukken onu bir kez görmüştüm. Şimdi nasıl göründüğünü bilemiyorum. Komutan Hürrem Hop ve Yuzarsif huzura çıkmak isterler. Eskiden olduğu gibi. O zaman da önümde eğilmemiştin. Dördüncü Amonhotep'e selam. Büyük bilge Yuzarsif'e selam olsun. Temiz yaratılışlı bilge Yuzarsif'e selam. Mısır'ın hanımefendisine selam. Hatırlıyor musun Yuzarsif? Potifar'la birlikte burada babam üçüncü Amonhotep'in huzuruna çıkmıştınız. Ve siz ölen Amonhotep'in hediyesini boynuma takmıştınız. Bir gün büyüyeceksin ve makam mevki sahibi olacaksın. Onu öven Teps kadınları haksız sayılmazlar. Gerçekten de çok güzel. Ben rüya tabirimi duyduğum andan beri hararetle sizi görmeyi arzuluyordum. Suçsuzluğunuz ve masumiyetinizi öğrendiğim zaman da kendimi suçlu hissettim. Bizim yöntemimizde ve sizin gibi büyük bir bilge yorumcu nasıl zindana atılır? Tepsli kadınları sizin için zindana attırdım. Kralın himayesi için minnettarım. Ama ben Mısırlı kadınların cezalandırılmasından yana değilim. Bu bağışlama sizin manevi değerinizi gözümüzde daha da yükseltiyor. Ama ben onları biraz cezalandırmak istiyorum. Mısırlı kadınların bağışlanması sonraya kalsın. Çocukken sizinle ilgili çok fazla şey duymuştum. Ama gördüklerim duyduklarımın da ötesinde. Beni utandırıyorsunuz. Kendimi bütün bu övgülere layık görmüyorum. Size sormak istediğim bir soru var. Siz rüyaları acaba nasıl yorumluyorsunuz? Biliyorsunuz Mısırlı yorumcular bir takım sözler okuyarak ve bazı araçlar kullanarak rüya yorumları yapıyorlar. Rüya yorumu Allah'ın bana öğrettiği bir ilimdir. Ben kendimden bir şey katmıyorum. O halde doğru duymuşum. Siz Amon'a ve Mısır'ın diğer tanrılarına tapmıyorsunuz. Evet, doğrudur. Bu husus beni sevindirdi. Daha da gözüme girdin. Çeşitli tanrılara secde etme işiniz ve Amun tapınağını istememeniz takdire şayandır. Çünkü kralımız 4. Amonhotep de tapınak tanrılarına kesinlikle inanmaz. Ben bütün Teps büyüklerinin huzurunda sizinle Amun tapınağındaki kahin ve rüya yorumcuları arasında bir münazara düzenlemeye karar verdim. Onların çaresizliklerini herkese göstermek istiyorum. Kuşku yok ki insanların bu yenilgiyle Amon tapınağına olan inançları sarsılacaktır. Amon tapınağı ve kahinler güçlerini halkın desteğinden alırlar efendimiz. Halkın kahinler olan inancının azalması
Amon tapınağının gücünü de azaltacaktır. Inarus, Yüzersif'e kalacağı yeri göster. Huremhop, Teps kentinin bütün soylularını sarayda düzenlenecek bu şölene davet edin. Baş üstüne efendim. Efendim, Mısır ülkesinin sahibi Kral 4. Amonhotep ve maiyeti içeri giriyor. Kahinler, rüya yorumcuları ve Teps kentinin soylularını çağırmaktan muradımız, rüyamızı yorumlayacağını söyleyen genç bir rüya yorumcusunu sınamaktır. Bugün onun doğruyu söyleyip söylemediğini hep birlikte göreceğiz. Mısır'ın bilge kralı Amonhotep'e selam. Yüzersif, Potifar sarayında yıllarca hizmet etmesine rağmen hala bir kralın karşısında nasıl eğilmesi gerektiğini bilmiyor. Buna ne demeli? Onlarca birbirinden farklı tanrıça karşısında eğilen sizler için eğilmek olağan bir şey olabilir. Ama ben bugüne kadar sadece Allah'ın huzurunda eğildim. Umarım kralımız eğilmeyişimi kendisine saygısızlık olarak kabul etmez. Ancak Mısır gelenek ve göreneklerinde bu büyük bir saygısızlık addedilir efendim. Büyük kahinin dediği gibi eğilmesini bilseydin, Teps'in güzel kadınlarına da boyun eğer, yıllarca zindan köşelerinde çürümezdin. Bu şöleni düzenlememin amacı görmüş olduğum bir rüyanın yorumuyla ilgili olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiç şüphesiz Mısır'ın kudretli ve tecrübeli rüya yorumcuları rüyamı doğru olarak yorumlayacaklarını biliyorum. Doğrusu genç Yüzersif'ten böyle bir şey beklemiyorum. Ama kendisi bu rekabeti istedi. Biz de yeteneğini sınamasını istedik. Bazılarımız rüyamın içeriğini biliyor. Evet, bunu biz doğru de duyduk. Bunu biz de duyduk. Çok haklı. Evet, evet, biz de duyduk. Ama yine de tekrar etmek istiyorum. Ben ilk rüyamda Nil'den çıkıp otlamaya başlayan
7 besili inek gördüm. Sonra Nil kurudu ve kuruyan Nil'den 7 cılız inek çıkıp sahildeki besili ineklere saldırdılar ve hepsini yuttular. İkinci rüyamda ise ineklerin rüyasına ilaveten 7 kuru ve sarı başak tarafından kurutulan ve taneleri yere dökülen 7 yeşil başak gördüm. Ankh-Mahu hazretlerine ve diğer kâhinlere daha önce rüyamı anlatmıştım. Onlar da yorumlamak için bugüne kadar süre istemişlerdi. Şimdi ben yorumlarını duymak istiyorum. Evet, hazırsanız eğer başlayabilirsiniz. Evet. Ne oldu? Anlatın, dinliyoruz. Rüyanızı yorumlamak için çok çalıştık. Yıldızların durumunu ayrıntılı olarak inceledik. Ölülerin ruhlarından yardım istedik. İfritleri, şeytanları yardıma çağırdık ama... Üstesinden gelemediğimiz hiçbir rüya yok. Fakat kralın bu rüyası bildiğimiz rüyalara hiç mi hiç benzemiyor? Efendim, rüyanız cevapsız bir muammaya bütün tılsımlarımızı ve büyülerimizi etkisiz kılan korunaklı, evet, bir kaleye benziyor. Biz rüya yorumcularının yaptığı çalışmanın neticesi şudur. Mısır inancında inek yıl olarak yorumlanmıştır. Sadece bu kadar. Yıl mı? Yıl mı? Dağ fare doğurdu. Büyük Nil'de sinek. Rüyamın tabiri bu mudur? İnek, yani yıl, öyle mi? Hı?
Evet Yüzarsif. Sen anlat. Sıra senin yorumunda. Yorum değil ekselansları. Ben rüyanızın tevilini anlatacağım. Yorumla tevil arasındaki fark nedir? Yorumun esası yorumcunun tahmin ve zannına dayanır ve gerçekleşmesi kesin değildir. Ancak tevil temelini rüyanın semavi hakikatinden alır. Bu yüzden benim yapacağım tevil kesinlikle gerçekleşecek ve herhangi bir değişime ya da ertelenmeye maruz kalmayacaktır. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Yüzarsif? Tevhiline çok güveniyorsun. Bu bana Allah katından verildi. Kendimden bir şey katmıyorum. Bana öğreten odur. Bu anlattıklarınız iddiadan öteye gitmez. Bunların ispatı mümkün değildir. Hem senin iddian hem de inandığın Tanrı bilinmez ve şüphelidir. İzin verirseniz ben bu bilinmezlik ve şüphe perdesini aralayıp rüyanın hakikatini ve Rabbimin kudretini ispat edeceğim. Başkâhin Ankh-Mahu uygun görürlerse birlikte bu rüyayı yorumlamak istiyorum. Az önce rüya yorumcularınızdan biri Mısır inancında ineğin yıl olarak yorumlandığını söyledi. Doğru mu? Evet. Bu öyledir. İnekler rüyasıyla başaklar rüyasının birbirine benzediğine katılıyor musunuz? Öyle görünüyor. Yeşil ve bereketli başaklar bolluğun, kuru ve sarı başaklar da kıtlık ve kuraklığın göstergesi değil midir? Aklıma başka bir yorum gelmiyor. Bu durumda söyler misiniz, 7 yıllık bir bolluğun ve 7 yıllık bir kıtlığın Mısır'ı beklediği sonucuna varamaz mıyız? Aferin. Aferin Yüzarsif. Bu rüyam için en iyi ve en akla yatkın yorumdur. Bu yorum doğrudur. Ben genç Yüzarsif'i kutluyorum. Gördünüz mü Ankh-Mahu? Size bunların bir avuç yeteneksiz ama iddialı dal kavuk olduklarını söylememiş miydim? Bunlar kendilerinin de işe yaramayan yalnızca boş tasavvurları, tutarsız tahmin ve zanları ileri sürerler. Bu yorum doğru gibi görünüyor. Ancak gerçekle bağdaşmayan bir yoruma da şüpheyle yaklaşmak gerekir. Acaba bugüne kadar mukaddes Nil Irmağı'nın Mısır topraklarından suyunu esirgediğine kim tanık olmuş? Bu yorum, Nil gibi bir mücevhere sahip Mısır için değil, Mısır'ın güneyindeki kara ülke için doğrudur. Ama biz büyüklerimizden Nil'in birkaç kez cimrileşerek suyunu azalttığını ve kendi kuşlarının suyunu bile temin edemediğini duymuştuk. Bilge Yüzarsif'in yaptığı yorum doğru olmasa bile akıl bize önlem için bir çözüm aramamızı hükmeder. Bu yoruma göre gelecekte Mısır'ı büyük bir felaket bekliyor. Çare nedir? Çare şudur. 7 yıllık bolluk döneminde ekip mahsulü depolayın. Ve 7 yıllık kıtlık döneminde de tüketip halkı kurtarın. Aferin. Aferin Bilge Yüzarsif. Önerdiği çözüm de yorumu gibi doğru ve kusursuz.
Siz şimdi bir ülkenin 14 yılını bir rüyaya mı ipotek edeceksiniz? Sizin daha iyi bir fikriniz var mı? Bu tehlikenin muhtemel olduğunu farz edin. Bertaraf etmek için çaba göstermemiz gerekmez mi? Göstermeliyiz. Ancak şunu da göz önünde bulundurun ki bir milletin ömründen 14 yılı bir yoruma feda etmek akıl kârı değildir. Ayrıca memleketin bütün sermayesini boş bir tehlike için harcamamız ne kadar doğrudur? Akıl bize ihtiyatlı olmayı emreder. Bu durum gerçekleşir ve biz de önlem almazsak, o zaman kıtlıkla nasıl baş edeceğiz? Geleceğimizden haberdar olmamız bizim için büyük bir nimettir. Hazır çözüm yolunu da biliyorken bu tehlikenin üstesinden gelebiliriz. Biz Yüzar Sif'e minnettarız. O bizi bu tehlikeye karşı uyardı. Biz Yüzar Sif'in tanrısına da minnettarız. Çünkü o başka tanrılara tapanlara da yardım ediyor. Yüzar Sif'in ne kadar iffetli olduğunu ve nasıl günahtan kaçındığını hepimiz biliyoruz. Bugün de dirayetine, hikmetine, anlayış ve kavrayışına hepimiz bir kez daha tanık olduk. Rüya yorumunda da bütün yorumculardan daha ileride. Artık en güvenilir danışmanımızdır. Bugün çok mutlu ve huzurluyum. Bu mutluluğumu senin yorumcularını cezalandırarak öfkeye dönüştürmek istemiyorum. Bugün Mısır tanrılarının ve onlara hizmet eden kahin ve yorumcuların ne kadar zavallı olduğuna hepimiz tanıklık ettik. Hep beraber Amon'dan da daha üstün bir tanrı olduğunu gördük. Öfken bu yorumculara yönelmeden onları buradan götür.